sabahlar. Süleyman Nerede programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Konya Büyükşehir Belediye'mizin Konya'mıza kazandırdığı TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk bilim merkezini gezeceğiz sevgili seyircilerimiz. Özel bir program olacak ve gerçekten bu hafta ben az konuşacağım. Sizler çok şey öğreneceksiniz. Evet, şöyle bir gösterelim. Konya Bilim Merkezi, aşamalar, bölümler çok izlediniz. Yapım aşamalarında da geldik, gezdik. Ama şimdi özellikle çok güzellikler var. Ayrıntılar hemen Süleyman Nerede programında başlıyor. Efendim, bugünkü programımızda Asuhan Hanım ağırlıklı olarak bizlere yardımcı olacak. Öncelikle bir sizi tanıtalım isterseniz Asuhan Hanım. İsmim Asuhan Koçoğlu. Buranın sergi rehberiyim. Evet. Peki hemen bu aşamadan başlayacak olursak neler var Konya Bilim Merkezi'nde? Dışarıdan ön bilgiler verelim kısa kısa. Valla şu an Konya Bilim Merkezi'nde aslında ne yok ki demek lazım. Konya Bilim Merkezi'nde bilimsel aktiviteler var, bilimsel sergiler var, bilimsel oyuncaklar var. Çocuklara yararlı olabilecek aslında birçok şey var. Yani bilim adına halka ve çocuklara, gençlere bilime anlatabilecek her şey burada. Daha tabii emekleme aşamasında birçok sergimiz gelecek, çeşitli aktiviteler, festivaller yapılacak. Şu an sergilerimiz var içeride, 3 bölümde oluşuyor. Gözlem Kulesi, Planetaryum ve ana bina olmak üzere. Ana binanın içerisinde ise mağazamız, kafeterya, sergiler, bilim sokağı, dünyamız bilimin sultanları gibi. Ayrıca eğitim birimlerinde arkadaşlarımız çocuklarla ve gençlerle birçok deneyleri aslında en basit şekillerinden, en karmaşık şekline kadar hepsini deniyorlar, öğreniyorlar. Ve buraya gelen bilinçli aileler, yani iyi ki onlar varlar aslında. Bilinçli aileler de çocuklarını buraya getiriyorlar. Tasarım atölyesinde perspektifsel zekalarını, göz-beyin koordinasyon gelişimlerini bir nevi geliştirmek amaçlı yapılan şeylere de katılıyorlar, beraber yapıyorlar bunları. Bize de düşen görev aslında daha da ileriye götürmek. Yapacağımıza da inanıyoruz inşallah. Göreceğiz daha bakalım. Daha güzel olacak. Asuhan Hanım, şimdi biz buranın ilk yapılış aşamaları ve sık sık çektiğimiz için otopark kısmına değinelim. Herhangi bir otopark sıkıntısı yok. Gruplar gelebilir, Konya'yı ziyarete gelenler mutlaka Ankara yolu üzerinde. Hatta evet. Ne tarif edeyim? Organize sanayi bölgesi girişi. Organize sanayi bölgesi girişi, evet. Ankara yolu. Otopark sıkıntısı yok. Hatta yürüyerek devam edelim. Sehan sen de gel. Efendim, işte TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk bilim merkezini geziyoruz. Ve hemen önce Minya Selçuklu ile başlayalım. Ve diğer bölümleri de hemen gezmeye başlayalım. Evet, Asu Hanım diyelim böyle. Asu kısaltalım mı? Asu da diyebilirsiniz kısaca. Tamam. Evet, Asu Hanım'la gezelim sevgili seyircilerimiz. Minya Selçuklu. Evet, Minya Selçuklu, Selçuk dönemine ait tarihi eserlerin minyatür hali aslında. Tarihi merak edenler, mimarisini merak edenler, gidemeyip de görmek isteyenler aslında burada minyatür hallerini hem inceleyip hem fotoğraf çektirip bir anı olarak saklayabilirler, gezebilirler, öğrenebilirler. Yine rehber arkadaşlarımızdan yardım alıp bilgi edinebilirler. Bu şekilde. Hemen gezelim. O zaman Selçuklu eserlerinde Mama Hatun Kumbeti'ni görelim. Şöyle bir hızlıca bir tur atalım. Tabii ki hepsini ayrıntılı aktarmayacağız. Çünkü gelen misafirlerimiz de gelsinler, gezsinler. Evet, Erzurum'da Çifte Minareli Medrese'yi. Hemen Minya Selçuklu'da bilim merkezinin bahçesinde. Bu biraz belki sonradan oluşan bir projeydi ama iyi oldu. Yani çok da güzel oldu. Sehan gel. Efendim, Mevlana Medresesi'ne doğru gideceğiz ama... Evet, İhlasiye Medresesi Bitlis'ten böyle bir minya eser sizleri karşılıyor. Ben hemen devam edeceğim. Evet, Bitlis'te hemen sizleri ağırlıyoruz. Böyle devam edelim. Minya Selçuklu'da, Siirt'te Ulu Cami'yi askerlik yaptım. Evet, Ulu Cami'ye gittim gerçekten. Bir anda
gözünde de şekillendi. Belki o kadar vakit bulup inceleyememiştim ama minaresi veren daha dikkat çekici. Buradan Siirt'e de selamlarımızı yollayalım. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum sevgili seyirciler. Her tarafı ayrıntılı anlatmayacağım. Çünkü gelin sizler de gezin diyoruz. Minya Selçuklu'yu ve Şehzadettin Konevi Camii ve Türbesi'ni de hemen Konya'mıza gelenler ön bilgi olarak alabilirler. Evet, Konevi Camii ve Türbesi de Minya Selçuklu'da sizleri karşılıyor. İleriye doğru gidelim, hem bilim merkezinin bölümlerini sizlere gezelim. İnce Minare Medresesi Konya. Evet. Şimdi şu anda biliyorsunuz şu noktadayız İnce Minare'de. İşte orijinal şekli yapım aşamasıyla böyle muhteşem. Çok az bir kısmı gitmiş medreseyi düşündüğümüz zaman minareyi. Ama geldiğiniz zaman bak biz de hemen öğrenmeye başladık. İnce Minare'de medresenin orijinal hali, en azından minaresinin nasıl olduğu inceli ve motifleri de, çinileri de görebiliyoruz. Bizim için de güzel oldu. Çok geniş, bayağı güzel. Bu kadar da geniş olduğunu beklemiyordum. O halde sevgili seyircilerimiz Mevlana Türbesi ile Minya Selçuklu'yu noktalayacağız. Ve gerçekten bilim merkezi harika görünüyor, onu söyleyelim. İşte Mevlana Türbesi'nde gösteriyoruz. Aslı Hanım, şimdi ilerleyen bölümlere sakladım ama belki buranın en dikkat çekici bölümlerinden bir tanesi planetaryum olacak. Evet. Nedir? Yakında da yaklaştığımız için biraz bilgi verir misiniz? Orada neler olacak? Planetaryum'da aslında çoğu kişi bilir bunu. Hani gitmiş görmüş olanlar var ama Konya'daki bir planetaryumda 3 boyutlu gözlüksüz film izliyor çocuklar. Ama sadece hani film değil, bir nevi astronomiyle ilgili, uzayla ilgili birçok bilgiye de sahip oluyorlar. Aslında izlemiyorlar da resmen yaşıyorlar bir nevi. Evet. O yüzden planetaryum bizim için çok önemli çünkü çocukların görselliği gerçekten bunu çok bunu göreceğiz sevgili evet. seyircilerimiz. Gördüğünüz gibi oradan bir Boğaziçi Köprüsü gibi bir köprüyle evet. direkt oraya geçiyorlar ana binadan. Biz de o zaman önce ana binaya mı gidelim? Tabii ki olabilir. Evet. evet. Ankara yolu üzerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgemize kazandırdığı TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk bilim merkezi sevgili seyirciler. Devam ediyoruz. Şimdi ana merkez binaya gireceğiz. Evet. Asu Hanım. Gireceğiz. Mimari olarak yapıda dikkat çekiyor. Evet. Güneş panelleri buranın çoğu enerjisini kendi sağlıyor diye bir evet, olayı evet. oradan girelim isterseniz. Aynen aynen. Bu gördüğünüz yapıda mesela güneş panelleri var. Oradan da hem güneş enerjisini sağlamak için zaten yapılmış bir yer. O şekilde mimarisi de zaten değişik. Çoğu kişinin hoşuna da gidiyor. Hani mimarisi neden böyle diye soranlar oluyor genelde. Bir merkez var, bir çevresinde aynen bir atom modeli gibi düşünün, bir dünya gibi düşünün, dünyanın çekirdeği gibi düşünün. Bilim merkezine yakışır bir bina aslında. O zaman içeri girelim. Evet, artık heyecandan beklenen adı geziyoruz efendim iç bölümü, ana bölümü. Bilim merkezinin içerisindeyiz. Asu Hanım bize burayı böyle bir yaşatacak. Evet. İlk giriş bölümünden başlayalım. Buradan giriyoruz. Çocuklarla, gençlerle beraber gelen misafirlerimizin ilk gördüğü yer burası. Girdiğimizde sol tarafta kafeteryamız var, kafen bölümü. Evet, aynen aynen. Yani bir şeye acıktınız, içmek istediniz, bir şeyler yapmak istediniz, oturup sohbet etmek istediniz. Kafeteryamız mevcut. Yok ben alışveriş yapmak istiyorum, farklı bir şeyler almak istiyorum, TÜBİTAK'la ilgili kitapları merak ediyorum diyorsanız eğer mağazamız var zaten. Daha sonra ise asıl önemli olan sergiler ve eğitim birimlerimiz var. Sergiler, bilimin sultanları, Sultans of Science bölümü, dünyamız ve eğitim birimleri bu katta. Tasarım atölyemiz var yeni açılan. Tasarım atölyemizde de çocuklar zaten bahsettiğim gibi geometrik zekalarını geliştiriyorlar aslında. Üç boyut. Evet, o birinci kat tamamen. İkinci katta? İkinci katta, yani şu birinci kat dediğimiz aslında bir üst katta da sergilerimiz gelecek. Bir taraf bilim sokağı yapılacak. Bilim sokağında bilim oyuncakları olacak. Bir üst katımızda ise konferans salonlarımız, bizim ofis ve idari kadro var. O zaman gezelim. Evet. Yine Asu Hanım'ı yerinde durdurmayacağım sevgili seyirciler. O zaman ilk giriş bölümünde kafeterya bölümünü söyledik. Biraz daha ben sakin bir zaman seçtim. Çünkü öğrenciler hoş oluyor, güzel oluyor ama her şeyi aktaramıyorum. Bugün
Çok şey öğreneceğiz hep beraber. Şimdi gelelim ilk alan. Yani burayı biz biliyoruz. Tanıtım programlarında, başkanımızın yaptığı programlarda burada bir program yapmıştı. Bu bölüm herhalde başlıyor artık. Evet, zaten eğitim birimleri bakın. Yani kapıdan direkt heyecanlı çocuklar bakınca evet, hemen şey yapıyorlar. Evet. Eğitim birimlerine giriyorsunuz. Hafta sonu, geçen hafta sonunda zaten çocuklarımız da deneyler yaptılar birçok. Deneyde birçok şey öğrendiler aslında. Eğitim biriminde rehber arkadaşlarımız var, biyoloğumuz, kimyagerimiz, fizikçimiz. Hepsi akademik yapılan tüm çalışmaları, deneyleri, laboratuvarda ne yaptıklarını aslında çocuklara en basit şekilde anlatıyorlar ve eğlenerek anlatıyorlar. Yani çocuklar burada bilimi sıkılarak değil aslında eğlenerek öğreniyorlar bir nevi. O yüzden bizim için de çok önemli. Onların yüzlerini güldüğünü görmek, ailelerin sorumlu ve bilinçli olduğunu görmek bizim için çok önemli. Burada ne yapıyorsunuz? Burada çocuklarla mesela yaşamak için biyoloji var. 45 saniye, yaşamak için 45 saniye oyunumuz var. Burada oyunlarımızı oynuyoruz, diyaloglarımızı kuruyoruz, sohbetler ediliyor, lazerlerimiz var. Oradan görsel şovlar yapıyoruz. Gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz genelde. Burası tasarım atölyesi. Tasarım atölyesinde ise zaten bahsettiğim gibi çocuklara matematiği ve geometriyi sevdirme amaçlı zaten yapılan bir yer. Burada bay beceriğimiz var bizim arımız. Biliyorsunuz arılar çok çalışkan hayvanlardır aslında. Onlara ithafen birazcık burayı da öyle tasarladık. Çocuklar buraya geliyorlar, ayakkabılarını çıkarıyorlar. Rahat bir şekilde verdiğimiz o ahşap yapıları, ahşap böyle üç boyutlu yapıları teker teker kendileri düzenleyerek yeni bir bina oluşturuyorlar. Yani aslında burada biz geleceğimizin inşaat mühendislerini, mimarlarının temelini atıyoruz. Bu şekilde eğlenerek öğreniyorlar bir nevi. Elden ahşap olması güzel. Evet. Şimdi oyuncaklar hepsi ahşap aynen. Oyuncak. Onu uzman zararsız kesinlikle. Ahşap olacak oyuncak. Aynen, aynen. Evet. O şekilde. Peki bu giriş katından sonra artık sergilere mi başlayalım? Sergilere başlayalım yani, tamam olabilir. Ben size geldiğiniz zaman hemen giriş katından. Bilim sultanlarına başlayalım isterseniz. Bilim sultanları mı? Planı değiştirdiniz. Olabilir de bilimin sultanları. Sergisiyle başlayalım. Evet, öyle başlayalım. Evet, burası bilimin sultanları. Burada gelen ziyaretçilerimizle beraber aslında 1000 yıl öncesine gidiyoruz. 1000 yıl öncesinde Müslüman bilim adamları neler yapmışlar, neler görmüşler, neler keşfetmişler. Bunların hepsini aslında buraya gelen misafirlerimize anlatıyoruz. Bazen hepimizin düşündüğü şey de o. Aslında onlar mı çok ileriydi, biz mi şu an çok geriyiz? Birazcık düşünmek de lazım. Çünkü Müslüman bilim adamları başta Bağdat olmak üzere birçok ilde, birçok şehirde aslında kendi yeteneklerini, kendi zekalarını, araştırmacı ruhlarını göstermişler. İbn Sina, Cezeri, Harezmi, İbn Nefis, Razi ve birçok bilim adamı aslında birçok şey keşfetmiş, bize hediye bırakmış. Burada onlardan bahsedeceğiz birazcık. Bilimin altın çağından, Müslüman biliminin, İslamiyet'in aslında altın çağından bahsedeceğiz. Bence hepimizin öğrenmesi gereken çok şey var burada. Hemen başlayalım. Tamam. O zaman sizi altın çağın buluş ve keşifleriyle baş başa bırakalım. Sözü Asuhan Hanım'a bırakalım. Hem görselli haritamızla birlikte. Evet. Bu şeyi anlayacağız. Aynen. Bu koyu turuncu alanda binli yıllarda İslamiyet'in yayıldığı coğrafya. Bu alanda tabii o zamanlar altın çağını yaşıyoruz. Biz bir nevi aydınlık çağı. Nedir bu altın çağı? Altın çağı aslında bilimin had safhası yani bilimin maksimum derece yaptığı zamandır. Yanlış hesap Bağdat'tan döner diye bir söz var bilirsiniz. Yani ne kadar yanlış bir şey bulsanız da ya da aradığınız, merak ettiğiniz bir şey varsa Bağdat'a gidiyorsunuz, orada buluyorsunuz. Bilimin merkezi o zamanlar Bağdat'mış aslında. Bizim için çok önemli. Aslında biz çok değişik ve çok zengin bir kültüre sahibiz. Yani çocukları ve gençlere biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hiç kimseye hiçbir şeye özenmeden, aslında sadece geçmişimizi kontrol edip, geçmişimize özenip, birazcık geçmişimizde çok naif şeyleri öğrendikten sonra geleceğe daha farklı şekilde bakabileceğimize inanıyoruz. Çocuklara da bunu aktarmak lazım, gençlere bunu aktarmak lazım. Bu yüzden bilimin sultanlarını gezmek bence çok önemli. Evet, binli yıllardaki İslam evet. Coğrafyasının işte dünyadaki haritadaki yerini görüyoruz. İşte Bağdat'ta bilimin merkezi. Timbuktu, Bağdat, İstanbul evet. Ve giderek doğuya kayan bir bölge. Evet. Gördüğümüz gibi zaman çizelgesinde de zaten neler keşfedildiğini görüyorsunuz. Bakın tıptaki yöntemler, mühendislikteki yöntemler, şu meşhur usturlap. Ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. Burada çok geniş var. İlk bölümde bile sürem doldu neredeyse. Kesinlikle, yani kesinlikle. Yani usturlap şu an hepimizin cep telefonları cebinde ama o zamanlar cep bilgisayarı var. Yani cep bilgisayarı deniliyormuş aslında usturlaba. Yer, yön, tarih, hepsini buluyorsunuz. Burada tabii çeşitli araştırmalar da yapıyoruz biz. Usturlap hakkında nedir, ne değildir. İleride bölümde var herhalde zaten. Var, anlatılacak. Orada, evet. O zaman hızlanıyoruz sevgili seyircilerimiz.
Burası mühendislik bölümü diyorum aslında. Mühendis olmak isteyen veya mühendis birçok kişinin öğrenmesi gereken birçok bilgi var. Su tulum balarlı hocamız burası. Cezeri'den bahsetmek istiyorum. Cezeri Diyarbakır Torlu bir bilim adamımız, çok iyi bir mühendis. Basit makineleri kullanarak şehre su getirmiş, şehre, saraya, köye su getirmiş bir insan. İnsanların yararına çalışmış bir bilim adamı aslında. Burada gördüğünüz gibi mesela yeme basma tulumba var. Çeşitli çakrakları, hayvan gücünü kullanarak, suyun gücünü kullanarak birçok yapı yapmış zaten. Bu bizim için çok önemli. Çünkü şimdiki makinelerin, şimdiki bu birçok mühendisliğe ait yapının temelini atmış bir adam bu. Ama işi sadece insanlara yararı sağlamak değil de işi birazcık da sanata dökmek. Nasıl sanata dökmüş? Aslında şurada bir pilli su saatimizde orada anlatabiliriz. Evet. İşte gördüğünüz gibi sevgili seyircilerimiz, basit sistemlerle Dizeri'nin bulduğu işte ve şu anda ilham olduğu mühendislere bölümler devam edelim. Gençlere de bir bulmuşken merhaba arkadaşlar. Merhaba, teşekkür nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bir tanıyalım mı sizi? İsmim Ali. Konyalıyım. Ne iş uğraşıyorsun? İnşaat mezunuyum. Şu an iş arama safhasındayım. İnşallah güzel olur. Böyle bilim merkezini gezelim mi dediniz? Evet, arkadaşımla geziyoruz. Nerede demek istersiniz? İlk defa geldim. Güzel, daha yeni geldik. Bakıyoruz arkadaşlar. Beraber geziyoruz yani. Evet. Nerelisiniz? Aslen Aksaray. Konyalı olduk artık. Konyalı oldunuz. Eyvallah. Hemen şöyle devam edelim. Bölümlerde okuyorsunuz, öğreniyorsunuz değil mi? Şimdi ondan düşünceni alalım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bir tanıyalım mı sizleri de? Ben Ziya, makine mühendisiyim. Hı-hı. Bir farklılık olsun dedik. Bir dolaşmaya çıktık. Yani ilkel makinelerin günümüze uyarlanması çok güzel bir şey burada. Evet. Bunu görebiliyoruz yani. Yani çağın gelişmesinde ışık tutuyor bence. Nasıl oldu Konya Bilim Merkezi? Bence... Yani senin de böyle bir gezi daha önce gezmiş miydin çocukken falan, böyle bir ufuk belli yani, olmuş muydu? Belli? Konya'mızda önceden böyle bir şey yoktu. Yani ufkumuzu açacak. Yani sonradan yapıldığı için Konya büyük bir ayrıcalık katmış. Evet. Hoş bir şey olmuş bence. Dikkatini çeken ne oldu? Bir mühendissin. Belki yeni başladın ama keşke her şeyi gezdikten sonra sorsaydım ama. Hani senin dikkat çeken, öğrendiğin, yeni fark ettiğin şey. Ya benim gördüğüm mesela motorlar kısmı benim çok ilgimi çekti. Şu kısımda ilkel motor, mesela ilkel değirmenlerin falan şu anki boksör motor dediğimiz, sıralı motor dediğimiz kısımlara çevrilmiş. Yani kırak millerinin falan nerelerden esinlenerek yapıldığı falan görmem hoşuma gitti yani. Bu bölümde de yine senin herhalde. Burada mesela dairesel hareketi yine doğrusal hareket çeviren bir mekanizma var. Yani önceden bunun yapılması yani şimdiye göre çok iyi bir şey yani. Şu an için yeni yeni keşfediliyor. Bunlar için üzerinde çalışmalar yapılıyor ama daha önceki insanlar bunu çoktan bulmuş. Aslında biz bunları uygulayabiliyor muyuz? Yani sistemde nasıl olduğu konusunda da sistemler, dairesel. Evet. Mesela şurada bir kilit sistemine baktığın zaman hani ön taraftan baktığımızda çok sade bir görüntüsü var ama arka taraftan baktığımızda yani mükemmel bir mekanizma yapılmış. Bir göster buradan mı? Yani ön taraftan baktığımızda bunu göremiyorsun ama o an için bunun hesaplamalar, dişli hesabı olsun, bu mekanizmanın yerine geçmesinin hesaplamalar olsun, güzel olmuş. Ya ben genelde bilim merkezinin çocuklara odaklandım. Ha, çocukların ufkun açmada iyi olacak çok ama güzel bir şey. Ziyaret edenler, bakın mühendisler geziyor, doktorlar geziyor. Ya bu yönünde doğru bir isabet bence olmuş. Çok güzel olmuş. Yani devletimize teşekkür ederiz bunun için. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Her bölümde bunlar gezeceğiz. Şimdi ben Asu Hanım'a bu bölümü özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü kendisi de mutlaka bu bölümde durması gerekir dedi. Ve bu bölüme özel bir parantez açıyoruz ve sözü Asu Hanım'a bırakıyoruz. Su saati. Çoğu kişi diyor buna hani nasıl, hani bu saat mi, akrep yok, gel kovanyak, bu nasıl saat diyor. Genelde çok manalı bir saat aslında bu. Herkesin çok dikkatini çeken bir saat. Nedir? Burada aslında hem basit makine hem mana var, hem sanat var aslında. Bakın burada fil deyince aklımıza hangi ülke gelir? Hindistan gelir. Hindistan'da fil berekettir zaten. İran halısı, bakın İran halısı çok kaliteli halılardandır aslında. İran'ı sembolize eder. Kasanın üstündeki motifler zaten tamamen Arap motifleri. Süs, şahşa, zenginlik, zenginliğe ithafen yapılmış. Ejderha deseniz zaten, ejderha deyince aklımıza hemen Bruce Lee'nin, Jackie Chan'ın filmleri gelir. Çin'i sembolize eder. Çin de güç demektir aslında ejderha. Yukarıda bir kuş var. Zümrüt Anka kuşu. Hepimizin aslında Simurgh, o Zümrüt Anka kuşu efsanesini bence okuması lazım, bilmesi lazım diyorum. O da Mısır sembolize ediyor. Yani burada aslında binli yıllar İslamiyet'in yayıldığı coğrafyadan bahsediliyor. Hindistan'dan İran'a, İran'dan
Mısır'a, Çin'e, Arabistan'a kadar yayılmış bir kültür aslında. Çalışma sisteminde değişik mekanik yapılarla zaten misafirlerimiz geldiklerinde de çok ayrıntılı bir biçimde alacaklar bunun. Hem nasıl çalıştığını, ne yapıldığını bilgilerini teker teker biz vereceğiz. Ayrca dünyanın ilk robotik yapısı var. Hemen yine gidelim. Cezeri... Burası ilginç ama bir kısmını da size bırakıyoruz sevgili evet. seyirciler. Siz gelip gezeceksiniz evet. ama Asu Hanım devam ediyor. Evet, merak edenler olursa dünyanın ilk robotik yapısı budur. Temelleri o zamanlar atılmıştır. İbrik'ten su akar, su aktıktan sonra zaten buradaki adımın sol kola aşağı doğru iner bakın gördüğünüz gibi. Sol kola da aşağı doğru inmeye başladıktan sonra aynayı, tarağı, havluyu sizin hizmetinize sunar. Bu şekilde robotik çalışıyor. Evet, yapılan... bakın gördüğünüz gibi aşağı iniyor. Evet. Evet, değişik bir yapı tabii. Diğer taraftan da tavus kuşu çeşmesi var. Tavus kuşu çeşmesine doğru gidiyoruz. Hemen duralım. Evet, tavus kuşu çeşmesi birazcık gösteriştir. Belgesellerde tavus kuşunun zaten hep birbirlerine böyle kanat açtıklarını, tüylerini gösterdiklerini biliriz. O yüzden konulmuştur zaten. Burada bir guguklu saati bilirsiniz. Dedelerimizin o saatlerinden. Çeşmeden bu ağzından su akıyor bir çeşme zaten. Daha sonra mavili adam çıkıyor, sabunu sunuyor size. Bir süre sonra o giriyor, kırmızılı adam çıkıyor. Elinde havlusuyla yine size sunuyor ve böylece elinizi yıkamış oluyorsunuz. Sadece el yıkama hizmet değil de bir nevi görsel şov yaşıyorsunuz aslında. Mühendislikte çok önemli bir şey var. Çok önemli bir organ. Göz. Göz, beyin aslında çok önemlidir. Herkes her şeye bakar ama aslında herkes her şeyi görmez. Çoğu kişi, çoğu mühendis, çoğu bilim adamı neler görmüş? Şu tarafa doğru bir bakalım. Hemen görsel gidelim. Yanılsamadan. Evet. Görsel yanılsama bölümüne geçiyoruz. Bilim merkezinde Konya'da sizleri de bekliyoruz diyelim. Ve bu konuda da bakalım hangi bölümde. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Bence de. Evet, çok sıkmayayım. Seyircilerimiz gelsinler, evet, birazcık gelsinler. Birazcık merak da bırakmak istiyorum açıkçası. Buyurun gelin, daha ayrıntılı bir biçimde öğretelim size. İbnül Heysam'dan bahsetmek istiyorum. Şu an beyefendinin elinde tuttuğu kameranın temelini atan kişi aslında İbnül Heysam. Kamera, karanlık oda manasında. Namı diğer kamera. Hepimizin bildiği gibi zaten göz çalışma prensibidir. Bakın buradan ışık yanıyor. Burada adam, ağaç ya da F harfini denk getiriyorsunuz çakrakta. Daha sonra bu küçük delikten o sızıyor. Arka tarafa tam tersi yansıyor. Buradan da bakıyorsunuz zaten tam tersine. Gözün çalışma prensibi de olur. İbnül Heysam bunu tesadüfen zaten buluyor. Ve böylece kameranın temelleri atılmış oluyor. Seyhan biliyor muydun ilk mucide kimdi? Evet, bundan sonra unutmuyorsun. Ödevdir bu, tamam mı? Peki efendim, ilk kameranın da böylece özelliğini aldık. Şimdi nereye gidelim altın çağda? İsterseniz biraz tıp. Tıpa gidelim. Peki efendim, şu görseli gösterdim mi genişliği? Bilim merkezini gerçekten girdiğiniz anda sizi zaten etkiliyor sevgili seyircilerimiz. Konya'mızda çok büyük bir boşluk dolduruldu. Hepsini ayrıntılı gezmiyorum. Çünkü siz de gelin. Asu Hanım bizi yönlendiriyor. Biz de tıpa geldik. Evet. Genelde tıp deyince aklımıza bizim İbn Sina gelir ama aslında çok önemli 3 bilim adamımız daha var. Tıpçımız daha var, kimyagerimiz daha var. Razi etanolle sülfürik asiti bulan kişi, benim meslektaşım ve ayrıca bir doktor. Bağdat Hastanesi, modern hastane, zamanın modern hastanenin başhekimiymiş. İbn-i Nefis ise kendisi çok çok iyi bir tıpçı yine. Akciğer dolaşım sistemi ve küçük kan dolaşım sistemini bulmuş. William Harvey'den 400 yıl önce. Biz zaten hep bir şey vardır, bizim çelişkilerimiz vardır. Geçmişimiz şöyle, aslında geçmişimiz o kadar değerli ki. Burada aslında bunu da öğretiyoruz. 1200'lü yıllara bakıyoruz, evet. 1200'lü yıllarda küçük kan dolaşım sistemini bulan bir adam var. Yani gurur duymak lazım aslında. Zehravi'nin yazdığı... Hemen şöyle deniyorum, evet. Zehravi'nin yazdığı kitaplar ise hala okutuluyor. Zehravi çok iyi bir cerrah. Bakın burada gördüğünüz aletler var. Şu aletler yaklaşık 1000 yıl öncesinde kullanılan cerrahide diş ağız cerrahisinde kullanılan aletler ve şimdiki aletler. Arasında çok fark yokmuş gibi gözüküyor. Sadece biraz daha süslü, daha ergonomik bir yapıda aslında. Bunların hepsini çizen, yaptıran kişi Zehravi'dir. Çok değerli bir bilim adamı. Bu şekilde. 940'lı yıllarda ışıklar herhalde altta işte evet. kullanılan. Evet, evet çok önemli. Tıpın ilerlediği noktayı görüyorsunuz sevgili seyirciler. 940 ve ışıklarla da burada her aşamayı gösteriyorlar. Bence alt bölüm de ilginç. Evet. Küçük bir şey söyleyeyim İbn Sina'dan. Evet. 17 yaşında saray başhekimi olmuş bir adam var.
Çok önemli bir şey söylemek lazım aslında. Tıp bilimine gelip de İbn Sina'dan az da olsa bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimiz İbn Sina hakkında birçok bilgiye sahibiz, çok şükür. İbn Sina hakkında Döpfer adında Avrupalı bir doktor öyle bir söz söylemiş ki benim çok hoşuma gitti. Her gelene ben zaten burada bahsediyorum. Tıp Hipokrat onu bulana kadar ortada yoktu. Galen hayata döndürene kadar ölüydü. Razi bir araya getirene kadar darmadağınıktı ve İbn Sina tamamlayana kadar eksikti. Bu bizim için aslında çok çok önemli bir söz. Tıp alanında çalışanlar için veya doktor olmak isteyen minniklerimiz için de yol gösterecek bir söz. Efendim şimdi bilgelik evine bir uğrayalım dedik. Bu bölümde özellikle kitap meraklarına mutlaka uğraması gereken. Burada dokunmatik bir sistemle karşıda komut verdiğiniz kişi istediğiniz kitabı buluyor. Bir uygulama yapalım bilim merkezinde. Burada siziniz hangi kitabı istiyorsunuz? Ve İslam Altın Çağı'nın alimlerine dokundum. Karşıda komutu yolladık, görevli. Şimdi bizim istediğimiz kitabı şu an komutu aldı. Şaşırdı da biraz bu kitabı istediğimize herhalde. Aradı ve bizim istediğimiz kitabı şu an buldu. Sevgili seyirciler, açtı içindekiler bölümünü. Ekrana gel Seyhan. Evet, istediğimiz kitabın bölümleri burada. Biz de burada Cezari'yi hemen bir dokunalım. Evet, istediğimiz bilgi karşıya geldi ve karşımızda. Burada diğer bölümlere de girebiliriz. İsterseniz hemen diğer bir İbni Heysem'e şöyle bir geçelim. Bu şekilde de devam edebiliyor sevgili dinleyiciler. Evet. Herkesin çok merak ettiği biri var aslında. Hep ilk uçan kişi dediğimizde aklımıza kim gelir? Hazerfen Ahmet Çelebi gelir. Herkes aynı cevap veriyor. Doğrudur. 3358 metre ile Galata Kulesi'nden başlamış olan Hazerfen Ahmet Çelebi başarılı olarak ilk uçuşu yapan kişidir. Ama ondan önce deneyen yok mu? Hiç denemiş olamaz mı yani kimse? Evet, denemiş. Bir kişi denemiş. 70 yaşında bir kişi denemiş. Ben buraya her gelen kişiye söylüyorum. Yaşınız kaç olursa olsun lütfen hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü bu tam benim üstümdeki adam Abbas bin Firnas. 70 yaşında ilk uçuş deneyimini yaşayan kişi. Tabii 10-15 metreden sonra yere çakılmış, kaburgaları kırılmış. Ama yine de en azından hayalinden, yapmak istediği şeyden vazgeçmemiş. Abbas bin Firnas bizim için çok değerli biri. 70 yaşında düşünün yani 70 yaşında bir insan uçmayı denemesi gerçekten birazcık marjinal bir seçim aslında. Evet. Uçuş deneyimini isterseniz kuşlar nasıl uçar bilirsiniz. Evet. Ben böyle uçar genelde. Hepimiz öyle biliriz ama yavaş çekimde bakıldığında 8'li kanat sistemi denilen bir sistem var. Arkaya doğru alıyor ve aşağı doğru itip yukarı çıkıyor. İsterseniz deneyin burada. Onu deneyeceğim. Ben şimdi uçma deyince şuna diyeyim. Aha. Benim en son yayınlanan bölümde Tuzluç'ta böyle uçmaya meraklı bir abiyle evet. Röportaj yaptım. 3 evet. tane uçma aleti yapmış. Ben cesaret edemedim. Evet. Yani güvenli gelmedi kendi yaptığı için ama kendisi uçuyor göklerde. Yani düşünün, müthiş bir şey. Bundan sonra gidip uçacağım ama onunla. Evet yani. Ya, hayallerinizden vazgeçmeyin. Kesinlikle hayallerinizden vazgeçmeyin. Yapmak istediklerinizden kesinlikle vazgeçmeyin. Hele ki kafanıza koyduğunu yapan biriyseniz bence Abbas bin Firnas sizin için iyi bir örnek olabilir. Evet, uçmayı bir gösterelim isterseniz bu kadar özenmişken Abbas bin Firnas gibi açıkçası. Uçmak nasıldır? Biz hep böyle biliriz ama aslında öyle değil. Sekizli kanat sistemi denilen bir sistem evet, var. Görelim. Şu şekilde biraz zor aslında. Denizde hiç kelebek şeklinde yüzmeyi denediniz mi bilmiyorum ama zor birazcık. Burada o şekilde zaten yapılıyor. İsterseniz siz de biraz sonra deneyin. Evet. Şu şekilde geçiliyor ve böylece uçmuş. Aynen. Havayı arkaya itiyor. Aşağı iterek yükseliyor. Geriye iterek de ilerliyor aslında. Tamamen mantık olarak böyle açıklanabilir. Şimdi kimya laboratuvarındayız. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Bir tanıyalım buradaki arkadaşlarımızı da. Özgür ben. Evet Özgür.
Yani Konya'mıza yapılmış bu bilim merkezini görmeye geldik. İlk ziyaretimiz. Güzel, çok keyifli, dolaşıyoruz böyle. Zaman sizi mi ziyaretçisiniz? Zamanda bir yolculuk yapıyoruz yani. Gerçekten bu çok güzel. Bu bölümde çok güzel. Evet. Tanıyalım, siz de tanıyalım. İsmim Menderes. Evet. İş tekstiliyle uğraşıyorum. Yine aynı şekilde merak ettik Konya. Yani çok değerli bir bilim merkezi yapıldı. Neler var diye bakıyoruz zaten. İyi ki geldiniz. Evet. İyi yaptınız. Bence herkes de gezip görsün. Ben de evet. O yüzden bugün Süleyman Nerede'yi burada yapıyorum. Çok da faydalı olacak. Burası kimya bölümüyle ilgili evet, bir bölüm hoş. Ama gelen gruplar buraya oturup kimya laboratuvarı diyebiliriz. Burada kimya üzerine, matematik üzerine devrim büyüklerinin hayatları anlatılıyor, başarıları anlatılıyor. İşte kimya özellikle kimya ağırlığı kullanılan, eski dönemde kullanılan cihazlar, aletler de bu şekilde çok faydalı olacak bir bölüm. Özellikle kimyager arkadaşlara duyurulur. Bilim merkezinde diğer bir sergimize, Dünyamız sergisini gezeceğiz sevgili seyirciler. Hemen gezmeye devam edelim. Burada da yine çok şey öğreneceğiz. Onu söyleyebilirim. Biraz daha şöyle alacağım. Ve bu bölümde bizi ne karşılıyor böyle? Bir mosasaur, bir balık karşı. Sevimli diyelim aslında. Mosasaur. Çok mosasaur ya da mosazor diye de geçiyor. Mosazor, çok, evet. Çok değişik bir balık. Tabii istesek de artık göremeyiz. Çünkü nesli tükenmiş bir balık. Yılan balığının atası aslında. Yılları öncesinde, binlerce yıl öncesinde yaşamış bir balık kendisi. Burada onunla karşılaşıyorsunuz. Merak ettiğiniz varsa zaten gerekli bilgileri biz vereceğiz. Dünyamız nedir, dünyamız neresidir, nasıl bir sergidir? 3 bölümden oluşur. Anadolu coğrafyası, iklim, yeryüzü şekilleri şeklinde geçer. Aslında her şeyden habersiz yaşadığımız bu dünyada birçok şeyi merak ediyoruz. Merak ettiğimiz şeyleri de öğrenmek için çeşitli yollara başvuruyoruz ve en güzel başvurulacak yol bence burası. Bilgi edinmek istiyorsanız gelin anlatalım bize. Evet, o zaman şimdi bizi nereye burada gezdirirsiniz? Hangi bölümleri? Bence ilk bir deprem platformuna isterseniz çıkaralım sizi. Deprem anı. Allah göstermesin kimseye ama bir görelim. Platforma çıkalım. Sevgili seyircilerimiz şimdi deprem hissi yaşayacağız. Alaska'da oldu bu deprem. Kaç şiddetinde? 1964 Alaska'da 9.2 şiddetinde. Şu anda 9.2 şiddetinde deprem yaşayacağız. Başlıyor yavaş yavaş zaten giderek. Özellikle şuraya geçerseniz daha net anlarsınız. Düşmeyiz değil mi? Yok. 9.2 şiddetinde depremi yaşıyoruz bilim merkezinde. Evet. Benim sesimin titreşinden de anlıyorsunuzdur zaten. Bu şekilde. Bu tabii kısa sürelerde yaşatmak için. Hem gelenleri de hani düşünerek yapılmış bir yer. Kısa süreliğine yaşıyorsunuz. Depremlerin çeşitleri var. Alttan tepmeyle, sarsılarak, ayrılarak. Bunların çeşitlerini de zaten gösteriyoruz çocuklara. Ne tip depremler var. Onun çeşitine göre değişiyor. 9.2 olan var, 9.2 olan var ama ikisi farklı şekilde de olabiliyor tabii. Alaska yaşanmış. Alttan herhalde. Evet, zaten. Birazcık daha alttan tepmeli, sarsmalı sesi de çıkıyor. Evet. Van, Konya, İzmit, Japonya ve Alaska depremlerimiz var. Konya'yı bir görebilir misiniz, ayarlar mısınız? Sevgili seyircilerimiz, Allah bir daha yaşatmasın Türkiye'mizdeki depremleri ve Konya'mızdaki o depremleri de. Şu anda Konya depremini yaşayacağız. Kaç şiddetinde bu deprem? Aşağı yukarı 3,5-5'i bulmuş mu? 4,5-5 sularında, evet, şiddetinde bir deprem. Konya depremini yaşayacağız. O ses, evet, Konya depremi böyle hissedildi, evet. Konya depremini yaşıyoruz sevgili seyircilerimiz. Burada gelenler de bu depremi evet yaşadılar. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Uzun sürmüştü. Yaşamıştık bu depremi sevgili seyircilerimiz. Yani ilginç. Alaska'ya göre daha böyle hissettim. O yüzden hani Alaska'yı asıl şimdi yaşayın. Evet, Alaska'yı asıl şimdi siz de alalım mı? Siz de orada durun bakalım. Evet, şimdi Alaska 9.2 şiddetinde depremi yaşayacağız. O ses zaten sizi ürpertiyor, aynı ses. Evet, 9.2 şiddetindeki Alaska, ya buna ne dayanabilir? Yani buna hiçbir şey dayanmaz. Burası zemin katta deprem anı, Alaska depremi 9.2. Görüyorsunuz her şey. Evet, sevgili seyirciler, devam edelim. Şimdi Dünya sergisinde Asu Hanım bizi hangi bölüme getiriyor? Ne kadar geniş, ne kadar güzel. Konya'mıza kazandırıldı böyle bir merkez. Tekrar Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edelim. Evet, ve siz bir dalga yapın isterseniz. Kaç şiddetinde yaparım iyi bir zıplamayla? Vallahi siz bilirsiniz onu, siz belirleyeceksiniz. İyi bir zıplamayla işte burada dalgayı göreceğim bakalım ne olacak. Sizi ben bırakıyorum. Tamam, alayım bunu. Evet.
Gayet başarılı. Evet evet aynen. Bakın 0-6 arasında herhalde bir 2-2,5 yaptınız. Evet öyle bir oluşturduk. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Buradan hemen enerji kaynaklarımıza geçelim. Enerji nedir? Kaynakları evet. Ve burada zaten güzel bir şekilde evet. Hazırlanmış. Seyhan orada bize anlatacak, gösterecek. Buradan başlıyoruz herhalde. Çeşitli platformlarımızda enerji kaynakları anlatıldı ama enerji kaynaklarından önce en önemlisi su döngüsü var. Su döngüsü nedir? Hepimizin bildiği gibi bir döngü oluyor ama nedir? Tam olarak nedir? Buluttan yağmur yağar, şu şekilde ben göstereyim. Burada da aslında uygulamalı sevgili evet. Seyirciler. Burada her şey. Burada gençler, herkes deniyor. Evet, yağmur yağdı dereden, dağlardan denizlere akmaya başladı. Kimisi yeraltı suları olarak bize ulaşıyor, kimisi barajlarda toplanıyor. Bakın buradaki yeşil alan, ilerideki yeşil alan tarlaları sembolize ediyor. Kırmızı kulübeler bizim evlerimizi. Oraya gelirken atık su arıtmalardan geçiyor tabii ki. Temiz su oluyor bize gelince. Daha sonra bizim atık sularımız ise denize gidiyor. Denize giden sular sıcakta tekrar buharlaşıyor. Bulut, yağmur ve aynı şekilde döngü devam ediyor. Rüzgar enerjisi platformumuz var. Çocuklar orada çeşitli şeyleri takarak arabaları ilerletebilirler. Güneş arka enerjisi doğru var. Gidelim. Evet. Yani sevgili seyircim o kadar çok bölüm var ki hepsini de göstermiyoruz. Burada mesela ne yapıyoruz? Güneş enerjisi çok önemli. Güneş son güneş. Zamanlarda gerçekten bizim de çok değindiğimiz zaten binamızda da bulunan bir kullandığımız bir enerji. Güneş enerjisi panellerinde bakın şurada direksiyonu şöyle çevirdiğinizde panele doğru yansıtıyorsunuz. Panele doğru yansıtıyorsunuz herhalde tam hareket etmedi. Veya şuradan ben isterseniz. Evet. Güneş enerjisini. Evet buradan gösteriyor. Sen hemen orada durabilirsin. Evet. Panele ışığı yansıttım. Pervane dönmeye başladı. Hareket enerjisi sağlanıyor. Ve böylece arabamız ilerliyor. Aslında güneş enerjisi en faydalı enerjilerin, en temiz enerjilerden biri aslında. Evet, aynen bu şekilde çevirerek, döndürerek devam edebiliyoruz. Evde ne kadar su tüketiyoruz? Bu fragmanlarda, kamu spotlarında yer evet, alıyor ama burada göreceğiz. Kesinlikle çok önemli bir şey. Geleceğimizi düşünmek adına aslında çok önemli bir şey. Ben genelde annelere, ablalara, ev hanımlarına hep söylüyorum. Evde bulaşık yıkarken bulaşık makinesini atıyorum, ondan önce bir duruluyorum falan. Bence birazcık daha ekonomik kullanmak lazım. Nedenini şöyle göstereceğim aslında. Açıkladığımızda siz de farkını göreceksiniz. Bakın bulaşık makinesinde bulaşıklarınızı yıkadığınızda bu kadar su harcıyorsunuz. Her bir bidon 5 litreden düşünün. Peki elinizde yıkadığınızda ne kadar? Gördüğünüz gibi yani üstelik bazı hanımlar, bazı titiz hanımlar önce elde yıkıyor, daha sonra bulaşık makinesine birçok su gidiyor. Bu kadar su gittikten sonra geleceğe ne kalacak? Aslında bunu düşünmek lazım. Hatta şöyle bir şey var, sızdıran musluk bir ayda bu kadar su harcıyor. Gerçekten evet. Zaman bu kadar. Evet, sızdırdığı zaman bu kadar su harcıyor. Burada zaten geldiğinizde çeşitli düğmelere basarak farklı işte tasarruflu musluk, tasarruflu makinelerden ne kadar su tüketiliyor onları göreceksiniz. Ama su demişken aslında suyun enerjisi hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu tarafa geçebiliriz. Evet hemen buraya geçiyoruz. Su demişken tabii suyun enerjisinden, suyun hareket enerjisinden faydalanmaktan bahsetmeden aslında geçemeyeceğim. Neden? Hidroelektrik santrallerden bahsetmek lazım. İlk önce kapağı kapatıyorum. Daha sonra... İlk önce barajı bir dolduruyorum. Su çıkıyor. Evet, su çıkıyor. Daha sonra kapağımı açıyorum. Pervane dönüyor. Pervanenin hareket enerjisi sayesinde orada bir enerji oluşuyor. Daha sonra şehrimizin ışıkları yanacak zaten bir süre sonra. Biraz daha yükleneyim. Bu şekilde. Şehrimizin ışıkları yanıyor ve böylece elektrik enerjisi sağlamış oluyoruz. Bu da temiz bir enerjidir aslında. Evet burada değişik bir oyunumuz var. Şehrin elektrik ihtiyacını karşılama adına tüketimi azaltıp enerjiyi enerji kaynaklarını çoğaltma adına yapılan bir oyun. Burada istediğiniz yere mesela rüzgar enerjisini şuraya koydunuz. Derecesini ona göre ayarlıyorsunuz. Biraz döndürün. Evet. Evet aynen döndürüyorsun. Otomatik. Aynen %100 ya da %0. O tamam. Eyvah şu an yağmur yağdı. Evet yağmur yağdı. Şu an gerçi tüketimimiz az olduğu için enerji üretim fazla çok iyi diyor. Nükleer enerjiyi ileriye koyabiliriz. Mesela kömürü nereye koyarız? Gazı
ya su enerjisini. Evet, su enerjisini mesela bir derenin üstüne getirebiliriz evet. Veya kenarına. Yani çocuklara hakikaten bunları burada kesinlikle tamamen bir beyin fırtınası aslında. Ya elektriği nasıl elde edildiği, hidroelektrik santrali. Aynen. Yani burası kesinlikle gezilmesi lazım sevgili seyirciler. Yani bir dönemde alacağınız dersleri burada gezerek evet. Ve yıllık alacağınız dersleri bilmiyorum, daha fazla. Eğlenceli bir şekilde öğretme aslında amacımız. Peki, biraz da coğrafya diyelim, böyle hayvancılık diyelim ve evet. Anadolu coğrafyasındaki yaşayan. Hala yaşayan ve soyu tükenmişler de var mı? Soyu tükenmiş olanlar var. Hala yaşayan bakın bir sırtlan mesela flamingolar var. Gördüğünüz gibi kirpiler, o sevimli kirpiler. Ve arkamızda gördüğümüz o vaşak. Evet. Şöyle gidelim. Anadolu'daki yaşayan. Anadolu'daki yaşayan hayvanlar, yaşamış olan hayvanlar. Bakın bir gelincik filmleri de konu olmuştur. O gelincik var ya bizim çok tavuğumuzu yemişti. Ondan alacağım çok var. Peki. Evet. Tavuk canavarı diyelim. Peki efendim devam edelim şaka bir tarafa. Şimdi bir şey göstereceğim. Aslında biz Konya Ovası olarak bildiğimiz yer önceden. Biliyorum Seyhan da bizi takip ediyor. Evet. Konya Gölü aslında eski Konya Gölü diyoruz biz. Nasıl? Şöyle ki ben size göstereyim. Siz teker teker yavaş ilerletebilirsiniz. Şimdi Konya önceden deniz miydi, göl müydü, neydi? Her zaman konuşulur. Hemen uygulayalım. İşte eski Konya ve zamanda yolculuk. Siz evet. Anlatmaya devam ediyorsun ben. Buz devri olduğu zamanlarda, bu eski çok çok önceki zamanlarda Konya aslında buzların erimesiyle oluşan bir göldü. O gördüğümüz o coğrafyada aslında bir göl vardı, ona Konya yani Gölü. Burası Konya Ovası ve şu anda buzullar evet. Eridi ve Konya ne oldu? Göl oldu. Evet, daha sonra tabii kuraklık, işte suyun tüketimi, iklim değişikliği falan derken Konya Ovası şekline dönüştü. Bakın insanların yerleşim yeri. Bu şekilde gösteriliyor. Evet, Konya eskiden böyle buzul çağı, şöyle gidiyoruz. Buzullar eridi, göl eridi, gitti kuraklık ve sonunda Konya Ovası eskiden göldü, doğru çıktı. Evet. Bunu da kanıtlamış olduk. Burayı hemen şöyle hızlı geziyorum çünkü daha gezilecek çok yer var sevgili seyirciler. Burada yine arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Bir tanıyalım mı sizleri? Ben Volkan Okuducu, makine mühendisliği okuyorum. Evet. Evet. Nereden aklına geldi burayı gezmek? Burada şeye gelmiştik. TÜMOSAR'a gelmiştik staj için. Oradan buraya geldik. Çok böyle güzel. Böyle mühendis arkadaşın. Kendi evet. Bölümünüzle ilgili. Güzel gidiyor mu? Nasıl gidiyor? Yani güzel gidiyor. Siz neredesiniz? Ben Ermenekliyim. Ermeneklisiniz. Oo, Ermenek de güzeldir. Nasıl güzel. Baraj? İyi mi? Baraj iyi. İyi değil mi? İyi. Peki buradan Ermeni'ye de selamlarımızı yolluyoruz evet. Arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi bilim merkezindeyiz. İklimleri yaşıyoruz. Donduk burada. Kutupsal iklim. Hayır, kutupsal iklim değil. Biz sıcak iklime geçelim şöyle. Efendim şimdi buz gibi üşümüştük. Şimdi tropikal iklime geçelim. Sesler. Ooo. İşte burası. Burası benim evim. Sıcacık. Yanıyorum. Ah harikulade. Bunlar da çocuklar yaşayacak. Onu düşünelim. Şimdi gelen bir grup var. Gel istersen. Üniversitemizden gelen bir grup var. Şükrü Bey şu anda tanıtım yapıyor. Sevgili seyircilerimiz. Bizim gezimiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şükrü Bey çok özür dilerim. Hocam özür dilerim. Biz de geziyoruz. Şöyle bir düşünceli alalım. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Nereden geliyoruz? Herkes kaçtı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileriyiz. Evet. Hangi kaçıncı sınıfsınız? Son sınıfız. Son sınıf. Son sınıf, dördüncü sınıfız. Bilim merkezi yetişti size. Bilim merkezine evet. Nasıl gidiyor şöyle bir gezi? Çok güzel. Bilim, İslam alimlerinin yaptıkları buluşları biraz önce anlattı. Evet. Anlattılar. Harikaydı. Zaten bildiğimiz birkaç eser vardı. Evet. Burada da görünce müşahede ettik. Evet. Harikaydı. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şimdi dünya sergisindesiniz. Arkadaşlar merhaba. Evet, merhabalar hocam. Merhaba. Ne güzel böyle Konya'mızda mezun olup evet. Gidecekler. En azından Konya ile ilgili izlenimlerini evet. Alıyorlar. Neler diyeceksiniz? Evet, biz bugün Tarla Bitkileri bölümü son sınıf öğrencileriyle Konya'daki sanayi kuruluşlarını, özellikle tarıma dayalı sanayi kuruluşlarını gezmek istedik. Bu arada sağ olsun bilim merkezinde görelim dediler. Şükrü Bey'e teşekkür ediyoruz. Bize gezdiriyor. Tabii yenilikleri, bilimin eski geçmişini öğrenmek bakımından oldukça güzel. Konya için bir kazanç olduğunu düşünüyorum. İnşallah arkadaşlarımız da faydalanmış olurlar. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Biz arkadaşlarımız artık gidiyorlar. Merhabalar. Merhaba. Bir tanıyalım sizleri. Ben Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Sinan adım. Yani... Biraz daha yüksek ses Sinan. Ses gitmiş. Evet. Bugün yoğun olarak gezdiğimiz için biraz olabiliyor ses düşüklüğü. Kusura bakmayın. Nasıl buldun bilim merkezi? Bilim merkezi... Daha geziyorsunuz tabii. Daha yani, yeni başladık. Yeni başladık. Bence şu anda harika gidiyor. Güzel olan yani bilime katkı sağlamış karakterleri falan gezdik daha yeni. Çok güzeldi yani bence. Evet. Teşekkür ederiz. Bu arada deprem anı aileler de gelmeye başladı.
çıktınız mı deprem anına? Daha çıkmadık. Buraya yeni geldik. Yani ismim Haydar, Haydar evet. Yön. Evet. İşte tarla bitkileri 4. sınıf öğrencisiyim. Bilim merkezine geldik. Açıkçası hayranlık uyandırıcı. Ben böyle olduğunu beklemiyordum. Eski alimlerin, bilginlerin yapmış olduklarını gördükten sonra bir de Müslüman olan kişiler, büyük zatlar, büyük kişiler hayranlık uyandırıcı. Yani şaştık kaldık yani çok harika bir şey yani. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şu anda yine arkadaşlarımız geliyorlar. Şu anda deprem anını yaşıyor arkadaşlar. Bu bölümde. Mutlaka sizler de gelin gezin bilim merkezini. Sergilerimiz devam ediyor. Planetorium bölümüne gideceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Ve biz diğer bölümlerle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar deprem anını yaşıyorlar. Sizler yaşadınız mı deprem anını? Hayır yaşamadık. Ama o ses geldi. Hissediyoruz değil mi? Yani ses. Değil çok mi? Sakinle sanki olmamış. Çok sesler geldi. Yok ama o kadar şiddetli değildi ya. Öyle hazırsınız deprem olacak diye bekleyince o anı yaşamazsınız. Yaşadım ama ben. Yatarken falan düşün. Allah korusun. Allah kimse sakin, sakin olmak şart. Canlandırma yapalım ya. Soğukkanlı olacaksın. Evet 4 kişi arkadaşlar alalım 4 kişi. Şimdi ana bölümde devam edelim. Evet. Dünya sergimizden. Dünyamızdan çıktık. Şimdi eğitim birimleri laboratuvarlarımıza gideceğiz. Çocuklar orada neler yapıyor? Çileğin DNA'sı, yaşamak için 45 saniye, havada neler oluyor, kağıtlarla hayaller gibi çeşitli etkinliklerimiz var. Yine temel bilimleri anlatma amaçlı. Eğitim birimlerinde çalışan eğitim rehberi arkadaşımız var Şükrü Karataş. O bize gözüküyor. Merhaba Şükrü. Merhaba. Nasılsın canım İyiyim, kardeşim? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bilim merkezini gezelim. Seyircilerimiz de Konya'daki Ankara yolu üzerindeki bilim merkezinde neler var? Gelenler muhakkak vardır. Tabii yoğunsunuzdur ki. Ama sevgili seyircilerimiz ücretsiz olarak bazen şöyle bir halkta da şey var. Asu Hanım onu da söyleyelim. Hani ücretli? Hayır. Hayır kesinlikle ücretsiz. Pazartesi evet. günü hariç her gün açığız. Pazartesi günü hariç her gün. Hafta sonu çok yoğun. Evet. Biz biraz hafta içi geldik. İyi de oldu o yoğunluktan bizi evet. daha ilgileniyor arkadaşlarımız. Ücretsiz olarak bilim merkezini gezebilirsiniz. Zor bir soruyla başlayalım. Buyurun. Niçin çocuklar bilim merkezini gezsin? Onlar da ne oluşturuyor? Bilim merkezimiz genellikle genç arkadaşlarımızı özellikle ufak da olsa bir kıvılcım çakmak bizim amacımız. Bilime meraklarını uyandırmak onların. Ve hangi yönlerinde yönelmek istiyorlarsa mesela matematik, biyoloji, fizik, kimya hangi yönleri kuvvetli geliyorlarsa burada kendi kimliklerini bulabilirler. İleriye dönük yatırımlarını yapabilirler. Diyelim ki bir çocuk eğer biyolojiye meraklıysa ya da kimyaya meraklıysa burada biz onları çok net bir şekilde algılayabiliyoruz. Gerçekten belli ediyorlar kendilerini. Ve hafta sonları da bizim özel internet üzerinden randevular alınaraktan içeride yani eğitim bilimleri laboratuvarlarının içerisinde ufak sınıflarımız içerisinde atölyelerimiz oluyor. Böyle 1,5-2 saatlik süreler zarfında veliler bize çocuklarını teslim ediyorlar ve biz çocuklarla beraber velileri almadan onlarla beraber bir etkinlikler düzenliyoruz içeride. Tanıtımlarını yapıyoruz bilimlerin ve onların da tabii ki hoşuna gidecek şekilde sunumlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Peki çok güzel anlattın. Harika. Beraber gideceğiz Asu Hanım'la. Evet. Sevgili seyircilerimiz yani yanlış algı olduğu için tekrar hatırlatalım. Bilim merkezinde ücretsiz olarak geziyorsunuz. Randevu alırsanız daha iyi bir şekilde hizmet alabilirsiniz. Bu bölüm biraz daha randevu alınarak gelinebilen sistemler şartlı odalar halinde. Ankara yol üzerinde bilim merkezi Şükrü ve Asu Hanım bizleri gezdiriyor. Eğitim bilimleri laboratuvarlarına geliyoruz ve bakalım neler var bu bölümde. Şimdi burada ufak sınıflarımız var. Dediğimiz gibi matematik, fizik, biyoloji ve kimya şeklinde 4 ayrı sınıfımız var. Evet. İlk sınıfımıza giriyoruz. Matematiksel zeka. Matematiksel zeka. Ne yazık ki ya Şükrü bende hiç matematik konusunda şey olmadı ya. Isınamadım matematiğe. Keşke evet. önceden tanısaydım seni. İlerleyelim. Şimdi... Feyhan da oradan gitsin. Burada öğrencilere çok tatlı sınıflar var. Böyle arkadaşlar merhabalar. Şimdi matematik üzerine... Neler şimdi matematik dediğimiz zaman öğrencilerimiz hep böyle kağıt kalem üzerinde sayılar, sorular, problem çözmeler olaraktan algılıyorlar. Fakat biz biraz daha onları eğlenceli hale getirmeye, matematiği sevdirmeye çalışıyoruz. Mesela burada her hafta tabii ki bizim programlarımız değişebiliyor, konseptlerimiz değişebiliyor. Mesela önümüzdeki 2 hafta boyunca burada origami eğitimimiz olacak bizim. Origami yani kağıtlara belirli şekiller veriyoruz. Mesela piramitlerini... küplerini, mesela şu şekilde lale motiflerini yapabiliyorlar. Bu kağıtları birleştirerek frizbiler yapıyorlar. Daha sonra yaptıkları materyallerle ortadaki geniş alanımızda beraber bir oyun oynuyoruz onlara. Onlarla.
Evet, bunu gerçekten çocuklarımız yaptı. Ve 8 ila 9 yaş arasındaki çocuklarımız yaptı bunları. Evet, gelebilirsiniz diyelim, diğer sınıflarımızı geziyoruz. Bu sınıfımız fizik bölümüne ait. Van de Graaff jeneratörümüz var, burada slide gösterilerimizde. Ve burada şu şekilde öğrencilerimiz yapıyorlar. Bunları kendileri yapıyorlar, bizim yönlendirmelerimizle beraber tabii ki. Şu şekilde eğlenceli. Bir yapsak olmaz mı? Daha mı? Yok, bir deneyin isterseniz. Saniye olarak... Birazcık şöyle çevirip yaparsanız girdabımız daha güzel görünecek. Şöyle biraz sallayın, bırakın. Evet, gerçekten öyle. Evde bulabilecekleri materyallerle bunları yaptırıyoruz öğrencilerimize. Bu biz bir güneş sınırda TÜBİTAK'tan gelen bir öğrencilerle bir güneş sınırda bir köye gittik, merkeze gitmiştik. Orada hani çocuklar ilk defa böyle bilim merkezinden gelen arkadaşlar işte bir poşet verler, büyük bir çöp poşeti. Hadi şişirin. Herkes üfledi, üfledi, üfledi çocuklar, bütün okul öğrencileri. Oysa görevli arkadaş havaya bir attı poşeti. Bütün havayı daha çok. Yani o anda bir çocukların kafasına ne şimşekler çaktı. Bunlar önemli. Diğer sınıflara gidiyoruz. Burası da biyolojiye ait olan sınıfımız. Öncelikle öğrencilerimizi bu kısmı alıyoruz. Buradaki tablonun üzerinde onlara besin döngüsünü, besin zincirini anlatıyoruz. Çocuklarımız buradaki minderlerin üzerinde oturuyor. Eğitmenlerimiz burada anlatıyorlar. Ve daha sonra orta alanda, geniş alanda onlarla tekrar bir biyolojik, bilimsel bir oyun oynuyoruz. Yani doğa döngüsü hakkında bir oyunla eğlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki alanımızda da meyvelerin DNA'sı dediğimiz çilek, muz ya da kivinin DNA'sını çıkartıyoruz. Yani o çileği, muzu, kiviyi kivi yapan o şifreler ne? O materyali kendileri burada görebiliyorlar ve yaptıkları materyallerini de alıp evlerine götürebiliyorlar. Evet, diğer bir kimya değil mi? Evet, kimya laboratuvarımızdayız şu anda. Burada gene randevuyla gelen öğrencilerimizle beraber kimya adı altında mutfakta bilim bu bölümdeki adımızın adı. Mutfakta bilim ne içeriyor? Efendim öğrencilerimiz kendi sabunlarını yapabiliyorlar. Bakın buradaki bunlar sabunlarımızı öğrenciler kendileri yaptılar. İstedikleri rengi verebiliyorlar, istedikleri esansı katabiliyorlar içeriye. Tamamen öğrencilerimiz kendileri seçiyorlar, kendileri belirliyorlar. Ve daha sonra buradaki kalıpların içerisinde bu sabunlarını yapıp daha sonra evlerine götürebiliyorlar bunları. Peki Şükrü, genelde randevular sınıf sınıf mı alınıyor, okul okul mu veya böyle aileler birleşik mi? Bunu nasıl, siz ne öneriyorsunuz? Sekreteryamızı arayabilirler. Konya Bilim Merkezi web sayfamıza girip oradan sekreter numaramızla hafta sonu. Okul okulda olabilir, sınıf sınıf. Aynen öyle. Bu gösterilerimiz zaten artacak, sayısı da artacak inşallah. Öğrencilerimiz okullarla beraber gelebilirler, aileleriyle beraber gelebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki burada yerlerini alsınlar yani. Bizim için önemli olan o. Ve bu sabundan sonra da kendileri kendi parfümlerini yapıyorlar burada. Biz onlara orada yardımcı oluyoruz. Burada yönlendiriyoruz onları. Fakat içeriğini, kokusunun nasıl olması gerektiğini onlar tamamen kendileri belirliyorlar. Biz sadece onları yönlendiriyoruz. Nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Daha sonra o sabunlarıyla, parfümleriyle beraber buradan ayrılıyorlar. Burası da bizim eğitim birimlerinde minderli amfi diye tabir ettiğimiz salonumuz. Burada öğrencilerimiz görmüş olduğunuz bu minderlerin üzerine oturuyorlar. Bizler eğitmenler olaraktan karşıda onlara deneyler yapıyoruz. Sıvı azot deneyi ya da ufak çocuklarımız için mesela ameliyat etme teknikleri, yani sterilizasyonun önemi, mikropların öldürülmesi gibi birçok noktaya değinerekten eğitim gösterilerimiz oluyor bizim bu salon içerisinde. Buraya çocuklar girdiği zaman inanılmaz bir şekilde ufukları gelişmiş oluyor. Yani önü görmüş oluyorlar. Çünkü buradaki her an dolu dolu geçirecek onlar. Kesinlikle gelmeleri lazım. Evet. Şimdi bence en önemli heyecan benim şu an dikkat çekmek istediğim planetoryuma gideceğiz. Evet, şimdi planetoryuma burası gideceğiz. En bomba an olacak sevgili seyircilerimiz. İsterseniz hep beraber gidelim. Hadi bakalım, güzelmiş. Rahat burada iyi uyulurdu ama. Down.
Eda Soğan Hanım, şu anda en önemli bölüm bilim evet, merkezinde. Evet, en heyecanlı. Evet, siz de heyecanlandınız fark ediyorum. Planetaryum'dayız. Planetaryum'a gireceğiz şimdi. Bakalım neler düşüneceksiniz planetaryum hakkında. Değişik bir şey, tamamen görselliğe yönelik bir yer. Görsellik. Evet. Peki bir gizelim. Sevgili seyircilerimiz, bu şekilde giriyoruz planetaryuma. Girdiğiniz andan itibaren zaten böyle değişiklikler sizi hemen sarıyor. Dev ekranlar, ledler. Ama şimdi içeriye girelim. Hani dev dedim, içeriden dolayı. Evet, aynen. Gelecek nereden geçiyoruz? Şuradan geçeceğiz. Yavaş yavaş geçelim. Perdemizi. Böyle Ankara yolundan giderken böyle top şeklinde, büyük top şeklinde gördüğünüz yerin içindeyiz. Evet. Yani görüntüler giriyor. Yine buradan sinemaya girer gibi giriyoruz sevgili seyirciler. Sinemaya girer gibi geliyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, bilim merkezinde çocukların ufkunu açacak en önemli bölüm, özel bir önem veriyorum. Bunun bir örneğini gördüğüm için biraz üzerinde vurgu yaptım. En heyecanlı yeri en sona sakladım Emre. Evet. Önce kendini bir tanıt bize. Adım Emre Genç, Konya Bilim Merkezi'nin planetaryum sorumlusu olarak çalışıyorum burada. Hı hı. Buradaki arkadaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için, astronomik tabanlı eğitimler verebilmek için buradayız biz. Planetaryumumuz Konya'da değil, Türkiye'de ilk şu anda kendisi. 14 metre ve 15 derece eğimli. Türkiye'de başka birkaç tane daha örneğimiz var ama bu kadar eğime sahip ve bu kadar büyüğü şu anda bulunmamakta. Ve en önemli özelliği ise bizim planetaryumumuzun hibrit bir sisteme sahiptir. Arkalarda, önde ve arkada olan dijital projeksiyonlar sayesinde isimleme yapabiliyor. Çok özür dilerim. İsimleme yapabiliyoruz. Bu optomekanik cihazımızla ise gökyüzüne yıldızları atıyoruz. Bu optomekanik cihazımız Türkiye'de tek bizde var. Ve Japonya'dan özel üretim getirildi bizim için. Seri numarası 3 olan bir cihaz. Dünyada 3.'yü biz alabildik. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. Maşallah. Kendisi tam zamanlı ve gerçek konstratta yıldızları gökyüzüne saçıyor. Bu tepemizde gördüğümüz alanın tamamı bir gökyüzü olarak, gök kubbe olarak adlandırılıyor. Tam karanlık anda gökyüzüne yıldızları atıyoruz ve atmosferi veriyoruz arkadaşlara. Orada yıldızlarla ve astronomik tabanlı çalışmalarla eğitimler veriyoruz burada. Diğer bir tarafı ise planetaryumların eğlenceli tarafları da var bunun. Film izliyoruz. Bu tam bir kubbenin etrafında film görüyoruz. Arkadaşlarımızla burada eğlenceli vakitler geçirmeye çalışıyoruz. Hem eğitici hem de eğlendirici taraflarımız oluyor. Şimdi kaç çeşit film var? Mesela hani bir galaksi, samanyolu veya... Evet, şu anda elimizde 5 çeşit filmimiz var. Ağaçlar var. Ağaçların içindeki yaşam hakkında bir filmimiz var. Astronot diye bir filmimiz var. Uzaya nasıl çıkılır? Çocuklar astronot nasıl olmak isterse onu olabilir. Onu anlatıyoruz. Dinamik Dünya diye bir filmimiz var. Dünyanın işleyişini anlatıyor. Neden bu kadar yaşanılabilir olduğunu belirtiyor. Kelebeklerin Uçuşu diye bir film var. Hani biliyorsunuz kelebek efekti diye bir şey vardır. Bir kanat çırpışı fırtınaya yol açabilir kelebeğin diye. Onu anlatıyor. Bir tane deniz canavarlarını anlatan dinozorlarla alakalı bir filmimiz var. Zaten içeride de görmüşsünüzdür, bilim merkezinde bir tane deniz canavarımız var. Evet. Onun anlatıldığı bir filmimiz var burada, 5 tane. Evet. Şimdilik 5 filmle devam edeceğiz. Yakın zamanda film almaya, filmleri genişletmeye devam ediyoruz. Muhteşem. Şimdi biz bir dönem, ilk benim mesleğe girim şeydi, projeksiyon aletleriydi. Konya'da bir iki tane vardı, birini ben kullanırdım. Devasa bir projektördü, her yeri onu taşırdım. Şimdi ben biraz daha vurgu yapayım çünkü seri numarası 3, dünyada ilk 3.'yi aldığımız modern projektör diyelim artık. Evet. Buna biraz, ben böyle bilmiyordum, ben ekranları yukarıdaki kesimler olarak tahmin etmiştim. Yok. Bir yansıtma olduğunu bilmiyordum, burada öğrendim. Değil, bu tam bir yansıtma. Artık 3 seri no 3 ve 3.'sü burada, onu söyleyeyim, Japonya'dan geldi. Burada kaç kişi, kaç arkadaşınız izliyor? 106 kişi kapasitemiz var. 2 kişi de. Var mı o kadar? Evet. Şu burada 106 insanlar mı var? Evet, 106 tane koltuğumuz var. 2 kişi de burada engelli olarak durabiliyorlar. Engelli için de 2 kişi ayırdık. Hı hı. 102, 106 artı 2 olarak adlandırıyoruz şu anda. Sevgili seyircilerim, buraya geldiğiniz zaman böyle oturuyorsunuz koltuklarınıza. Gökyüzünde muhteşem bir yolculuk. Yani bunu 3 boyut ama gözlüksüz diyelim. Gözlüksüz. 3-5 boyut, belki daha değişik boyutlar. Evet, daha fazla. Yakın zamanda gelen arkadaşlarımız oldu. Yakın zamanda birkaç film izlettik. Biri şey dedi, ya dedi, çok hızlı dönmeye başladı oturduğum yer dedi, duramıyorum dedi. Aslında hiç dönme yoktu yani, efektlerle onu hissettirmişiz biz. Yani dönen bir şey yok burada, sadece oturuyor insanlar. Ama öyle bir hissiyat oluşturuyor ki insanda. Abi diyor, çok hızlı dönmeye başladık, yavaşlatamaz mısınız diyor. Hani evet. O kadar başı dönmüş. Aynen aynı düşünceye katılıyorum. Gördüğünüz dışarı şu an kubbenin her tarafı görüntü oluyor sevgili seyircilerimiz. Yani böyle. Şimdi genelde Asuhan Hanım'la gezdik ama burada göreli diğer arkadaşlarımız da var. Geldiğiniz zaman onlar sizlere eşlik edecek. Bir tanıtalım istiyorum sizleri de. Ben Zeynep Kılcı. Fen bilgisi öğretmenliği mezunuyum. 2 sene önce mezun oldum. Daha sonra burada eğitim rehberi olarak görev almaya başladım. Yaklaşık 6,5 aydır buradayım. Öğrencilerle birlikte burada vakit geçiriyoruz artık. Nasıl gidiyor?
çok eğlenceli. Yani çocukları seviyorsanız yani burası gayet eğlenceli bir mekan. Hani çalışabilecek çok güzel bir yer. Ben çok eğleniyorum. Çeşitli atölyelerimiz var. Hani eğitim rehberi olduğum için eğitim kısmında da bulunuyoruz. İşte bu hafta sonu atölyelerimiz başladı. Biyoloji ve kimya atölyesinde bulunuyoruz. İşte diğer arkadaşlara yardım ediyoruz. O şekilde. Tasarım atölyesinde bulunuyorum aynı zamanda. Şimdi bak böyle çok cin fikirli çocuklar olur ya böyle. İlginç sorular sorarlar, sizi bile şaşırtırlar. Oluyor mu böyle ilginç buraları gezince de sorular? Ya, tabii çok şaşırıyorlar. Hani evet. Bir kere biz sergileri gezdirirken özellikle burayı müze olarak düşünüyorlardı başlangıçta. Gerçekten dokunabiliyor muyuz diye çok soruyorlardı bize. Başlangıçta çok çekiniyorlardı dokunmaya. Ama biz hani özellikle dokunun, özellikle kendiniz keşfedin dedikçe onlar daha çok da haz alıyorlar, daha çok zevk alıyorlardı. Evet, bilim merkezine gelin diyelim diğer arkadaşımız. Ben Yasemin Dinçoflas. Kimya öğretmenliği mezunuyum. Şu an doktora yapıyorum. Burada projelerden sorumlu olarak çalışıyorum. Eğlenceli bilim aslında. Buranın asıl adı eğlenceli bilim. Bilimi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Çocuklar ilk başta bilimin o soğuk ifadesini nasıl eğlenceli hale getirebilir onu öğretmeye çalışıyoruz. Başta eğitmenlerimiz, sergi rehberlerimizle onlara bilimi sevdirmeyi amaçlıyoruz. Aslında bilim bizi birçok şeyde yönlendirebilecek, en temel bilgileri öğrenebileceğimiz bir yer. O yüzden herkesi buraya davet ediyoruz. 7'den 70'e herkesin, hatta 7'den 70'e değil anaokul seviyesinde daha küçük çocuklara bile hitap edebilecek bir yer. Herkesi bekliyoruz buraya. Evet, Konya Büyükşehir Belediye'mizin çok güzel bir hizmeti. Lütfen çocuklarınızı alıp gelin diyelim. Ücretsiz, hani bunu bir daha vurgulayacağım, en sonunda vurgulayacağım. Çünkü öyle bir ücret mi diye düşünüyor. Bütün bu güzellikleri ücretsiz. Devam edelim. Merhabalar, ben de Ahmet Akif Yılmaz. Fizik öğretmeni mezunuyum. Burada astronomi kısmından sorumluyum. İnşallah burada dijital olarak yaptığımız şeyleri, tadilatlarımız bittiği zaman teleskoplarımızla yapacağız gözlemlerimizi. Gerek burada, gerekse daha güzel görüntüler yakalayabilmek için şehir dışında gözlemlerimiz olacak. Herkesi bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet, şöyle tanışmadığımız arkadaşlarımız. Şimdi Emre'nin bölümündeyiz. Emre, bize artık şovlarını yap. Yani şimdi bizi gözümüz gibi ekran görmeyecek, onu söyleyelim, kameramızın görüntüsü biraz da küçük açı olduğu için biz gördüğümüz gibi görmeyecek ama o filmleri sırayla bir görelim diyelim. Seyircilerimize de fikir olsun ama sizleri de mutlaka planetaryuma bekliyoruz. Tabii ki de. Burası çok önemli çünkü. Yani çocukların... biz bilim merkezinin burasının yüzü olduğunu düşünüyoruz. Hı-hı. Bilim merkezindeki en can alıcı noktalardan biri de burası oluyor şu anda. Evet. Herkesi bekliyoruz. Mutlaka gelsinler. O zaman biraz izleyelim sonra tabii devam de, edelim tabii arkadaşlar. Tabii hemen izleyelim. Evet, en iyi yer nerede izlenir? Arkada mı? En iyi yer en yukarı taraflar. En yukarı. Ben yukarı geliyorum Seyhan. Dünya gezegeni adıyla tanıdığınız bu görkemli ve karmaşık sistemin iç işleyişi nasıl? Ve yaşamı neden bu kadar iyi destekliyor? Bilim adamları dünyamızın nasıl çalıştığını daha iyi anlamamıza yardımcı olması amacıyla uzaya bir sürü uydu gönderdi. Bu uydular dünya atmosferine, bütün okyanuslara, kıtalara, güneş sistemimizin en uzak köşelerine ve hatta daha ötesine yayılmış olan cevapları keşfediyorlar. Her makine gibi yeryüzü de parçalardan oluşur. Bu parçalar gök adamızın uzak fırınlarında şekillendi.
Emre'ciğim muhteşem. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Tekrar bekleriz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bize yaptığı ve bilim merkezine tahsis ettiği en teknolojik cihaz diyebiliriz şu anda bizim bu gördüğümüz şey. Gelecekteki teknoloji de bu. Yani dünyanın gelecekte gittiği yer de bu. Tam boyutlu, gerçek boyutlu görüntülemeler ve sinema sistemleri, projeksiyon sistemleri olacak. Hem eğitimsel hem de eğlenceli açıdan en verimli olan yerlerden biri şu anda burası. Evet. Türkiye'de hani dediğimiz gibi sayılı değil, tek olan bir yer şu an itibariyle. Her zaman bekleriz. Keşke. Şimdi ben olayı biraz anlatayım dedim. Şimdi buraya 102-104 kişi geldi, oturdu. Her tarafta ekran var sevgili seyirciler. Dediğimiz gibi şimdi kameraman arkasındaki ekranı görüyorum. O daha da bir güzel. Burada tam boyut böyle görebiliyorsunuz. Gözlüksüz. Yani özellikle galaksi, samanyolu, gezegen bunlar beni de çok etkilemişti. Gelen misafirleri çok etkileyeceğini düşünüyorum zaten. Evet. Elbette ki küçük çocuklar hani galaksi ve uzay hakkında çok şey bilmiyorlar. Biz anlattıkça cidden mi öyle, gerçekten öyle mi diye hani hayret içinde kaldığını hepimiz görebiliyoruz. Bu zaten en büyük mutluluğumuz oluyor bizim, bir şeyler öğretmek. Harikulade. Evet sevgili seyircilerimiz, ücretsiz olarak Ankara yolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi girişindeki bilim merkezine bekliyoruz. Özellikle Planetarium'a gelin, buradaki görsel şovu kaçırmayın diyelim. Yani düşünün, yani muhteşem. Hele çocuklarımız için, ki benim oğlan da astronot olmayı istiyorum dedi. Herhalde bunu izleyince de daha büyük keyif alacak. Devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi Planetarium'da arkadaşlarımız da gösterime denk geldiler. Bir tanıyalım mı arkadaşlar sizi? Ben Süleyman, İletişim Fakültesi'nde çalışıyorum. Çalışıyorsun, biraz açar mısın? Hem adaşız hem İletişim Fakültesi meslektaş. Aslında ben sizi tanıyorum. Estağfurullah. Fakülteden. İletişim Fakültesi'ndeyim. Eyvallah. Araştırma görevlisiyim. Ne güzel hocam. Öyle. Bilim merkezini gezelim dediniz herhalde. Aha. Nasıl buldunuz, neler demek istersiniz Süleyman hocam? Güzel. Çok güzel, yani etkili kullanılırsa çok güzel olur. Biz Londra'daki bilim müzesinde gezmiştik. Hı-hı. Yani bundan tam bir sene önce. Oradaki daha küçük ama işte daha fazla şeyler var. Yani burası da tam açılmamış. İki tane sergi salonu açıktı. Hı-hı. Tam olarak kullanılmaya başladığı zaman yani dünyadaki sayılı yerlerden bir tanesi olacağına inanıyoruz. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Sizleri de tanıyalım. Ben de Melike. Ben de İktisat bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Meraklıyız biz de böyle şeylere. Karşılaştırma yapıyoruz. Burası çok güzel, çok beğendik gerçekten. Daha fazlasının açılmasını bekliyoruz. İşte her yeri gezemedik. Ne güzel diyorsunuz ki hadi bugün ne yapalım, kafe falan yerine. Hayır, yok, bugün biz, bilim merkezi. Biz çok düşkünüz gerçekten. Aynen. Yani çocuklar için olsun, büyükler için olsun, bizim için fark etmez. Yurt dışında da öyle yani. Her yere gitmeye çalışıyoruz, oyuncak müzesine bile. Evet. O yüzden burayı da çok merak ediyorduk. Geldik o şekilde. O zaman buradan çağrı yapalım. Herkes mutlaka Konya böyle güzel bir yer kazandırıldıysa evet. Gelmesi lazım, gezmesi lazım hocam. Evet. Aynen, gelsinler, görsünler ve her şeyi okusunlar buradaki. Evet. İncelesinler. Öyle atlayıp geçmesinler diyorum. Konya Büyükşehir Belediye'mizin Konya'mıza kazandırdığı çok güzel, en güzel projelerden bir tanesi Konya Bilim Merkezi'ni gezdik sevgili seyircilerimiz. Umuyorum siz de çok istifade ettiniz, güzel oldu. Asuhan Hanım çok teşekkürler. Rica ederim. Son olarak bahsetmek istediğim şeyler var. Kesinlikle ücretsizdir burası. Yani gelip hep soranlar oluyor. Ücretli mi, ücretsiz mi, neresi ücretli? Tamamen ücretsiz şu an. Her şey için çok teşekkür ederiz. İlk önce Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, TÜBİTAK'a. Bize bu yardımı sağlayan, katkıyı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Buraya sadece çocukları değil, minikleri değil, gençleri, büyükleri, 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Ayrıca son olarak şunu söylemek istiyorum. Teşekkür edeceğim çok önemli bir şey var. Bilinçli ailelere, sorumluluk sahibi ailelere ve meraklı çocuklara aslında çok büyük teşekkür etmemiz lazım bize. Buraya açılmasına sebep olan onlar. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Gözlem Kulesi de var. Vaktimiz doldu. Gözlem Kulesi, ana merkez bina Planetarium. Görüntüde onlar da var. Mutlaka buraya gelerek gezin diyelim. Emre harikasın. Çok teşekkür ederim. Senin bölüm çok iyi. Teşekkür ederim. En heyecanlı, her yönden eğitici, öğretici bölüm. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkesi bekleriz. Mutlaka bekleriz. Evet sevgili seyircilerimiz, böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalınız.